Bildiğiniz gibi eğer manyak bir aile içinde doğmadıysanız, küçüklüğümüzden itibaren iyi bir insan olabilmemiz için eğitiliriz. Ailemiz daha iyi bir insan olabilmemiz için bize öğütler verir, daha iyi bir insan olalım diye okula gönderir. Gittiğimiz bu okul içinde tanıştığımız diğer insanlarla sosyalleşerek yavaş yavaş kendimizi onların yerine koymayı öğreniriz. Küçük çocukların acımasız olması aslında bunun yüzündendir. Acımasız olmaktan kastım sadece birilerine fiziksel zarar vermek değil elbette. Küçük çocuklar inanılmaz derecede açık sözlü olurlar. Çirkin birinin yüzüne karşı çirkinsin diyebilir, engeli olan biriyle dalga geçebilirler. Çünkü daha empati yetenekleri gelişmemiştir. Bu empati yeteneği büyüdükçe ve sosyalleştikçe gelişir. Film senaristleri de bunları bilir ve bunların üzerine oynarlar. Yarattıkları bu kötü karakterlere bir motivasyon verirler. Bu motivasyon kimi zaman sevdiği kişiyi ölümden kurtarmak olur, kimi zaman ailesi için para kazanmak. Aslında özünde kötü olmayan bu karakterler için iş bir noktadan sonra yokuş aşağı gitmeye başlar. İşin sonunda dönüştüğü kişiyi kabul etmek zorunda kalır. Çünkü artık geri dönüşü yoktur. Elbette bu karakterlere sempati duymamızın en büyük sebeplerinden biri de hikayeyi onların gözünden görüp onlarla birlikte yaşıyor olmamızdır. Mesela Joker filminde Arthur hastalığı olan, toplumdan dışlanmış, sadece mutlu olmak isteyen sıradan bir insandır. Yaşadığı onca kötü şeye rağmen hala iyi bir insan olmaya çabalar. Ancak işler bir noktadan sonra öyle bir raddeye gelir ki artık bunlara daha fazla katlanamaz. Kötü biri olmak için sadece kötü bir gün geçirmesi yeterli olur. Bad day, huh? Cops in this city. Always beaten on the sick and defenseless. Tell me something, dear. Have you ever had a really bad day? Artık o andan itibaren geçmişte yaptığı iyi şeylerin hiçbir önemi olmayacaktır. Bunu gören biz elbette Arthur'un yaptığı şeyin iyi bir şey olmadığını biliriz. Ama yine de ona empati duyarız. Hatta hak bile verebiliriz. Yine aynı şekilde Death Note'da Light Yagami çok başarılı, çok çalışkan ve de geleceği çok parlak olan bir öğrencidir. Ve tamamen şans eseri olarak Ölüm Defteri adında bir defter bulur. İlk başta bu defteri kullanmaya bile çekinen Light, kötü insanların olmadığı, iyi insanların acı çekmediği bir dünya yaratmak adına defteri kullanmaya karar verir. Niyeti ekstrem bile olsa aslında iyidir. Ancak işler yine bir noktada öyle bir raddeye gelir ki hem yakalanmamak için hem de egosuna yenik düştüğü için iyi insanları bile öldürmeye başlar. Because I'm Kira. Light'ın yaptığı bu şeylerin yanlış olduğunu bilmemize rağmen günün sonunda yine de kazanmasını isteyebiliriz. Çünkü kendimize şu soruyu sorarız. Ben olsaydım ne yapardım? Daha iyi bir dünya yaratabilmek için kötü biri olmayı kabul eder miydim? Benim buna verdiğim cevap evet olmuştu. Verdiğim bu cevapla birlikte artık ben Light Yagami'ydim. Doğal olarak dizinin sonunda da onun, yani bizim kazanmamızı istemiştim. Ben, beni ahlaki ikilemleri düşüren karakterleri her zaman daha çok sevmişimdir. Anakin, Joker, Light, hatta kötü bir karakter olmamasına rağmen Batman. Çünkü sadece iyi olan bir karakterin üstüne düşünecek çok fazla bir şeyi yoktur. O karakter her zaman doğru olan şeyi yapacaktır. Bu kadar iyi olan bir karakterin de insanlarla yakınlık kurması çok da pek mümkün değildir. Çünkü insan doğası gereği hem kötüdür hem iyidir. Zaten bir hikayenin kötü karakteri ne kadar ilgi çekici olursa, iyi karakteri de aynı derecede ilgi çekici olur. Bunlar birbirlerini tamamlarlar yani. Evet, her neyse. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın.